Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle clear formats ve delete özelliklerinden bahsedeceğiz. Metotlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi temizle sadece yani clear olan hemen bir tanımını yapalım öncelikle. Belirtilen hücredeki biçimlendirmeleri ve içeriye girilen verileri temizler arkadaşlar. Clear format nedir arkadaşlar diye sorarsanız hemen söyleyeyim. Belirtilen hücrelerdeki sadece biçimlendirmeleri temizler. Yani biçimlendirmeler derken arka plan sarı, kalın yazılmış, değil mi? Sadece bunları temizliyor. Biçimlendirmeleri temizle. Yani bizim şurada hani bir silgimiz vardı. Hatırlıyor musunuz? Nerede bu? Evet, şurada. Biçimlendirmeleri temizle, tümünü temizle, değil mi? İçeriği temizle gibi işlemleri yapacağız arkadaşlar şimdi sizlerle. Dersimizin başından beri zaten her zaman şu girişteki genel özellikler, şu anda bunları yapıyoruz değil mi? Tasarımsal özelliklerle alakalı kodları yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen özelliğimize şöyle bir yazalım. Öncelikle tabii ki ne yapıyoruz? Sayfamızı belirtiyoruz arkadaşlar. Çünkü iki tane sayfamız var ve ben genellikle sayfa belirterek yazmayı seviyorum. Ctrl Space tuşuna basarak bize yönlendirecek olan kısmı açtık. Ondan sonra Sheets yazdım arkadaşlar. Tab tuşuna bastım. Ardından ne yazacağım? Tabii ki de sayfamın adını yazacağım. Çift tırnak içerisinde şöyle sayfa 1 dedim arkadaşlar. Sayfa 1 dedikten sonra tabii ki de benim neyi seçmem lazım? Temizleme işlemi yapmak için alanı seçmem gerekiyor arkadaşlar. Range dedim. Range dedikten sonra benim hangi alanı temizlemek istiyorum. Şu A1'den A4'e kadar olan alanı temizlemek istiyorum arkadaşlar. Burada çift tırnak içerisinde ne yapıyorduk? A1'den 2 nokta üst üste A4'e kadar, değil mi? A4'e kadar olan alanı dedik şu anda. Ne yapsın? Nokta clear arkadaşlar temizleme işlemini yapsın. Clear dememiz yeterli olacak. Şimdi bakın formülümüz şu yazmış olduğumuz kodu bir çalıştıralım ve ardından devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi play tuşuna bastığım anda burayı ne yapıyor arkadaşlar? Temizleme işlemi yapıyor. Hatta sizlere tekrardan bir göstermek istiyorum. Şöyle fazlasını işaretleyeyim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi seçtiğim yer yani A1'den A4'e kadar olan yeri ne yaptı? Temizleme işlemi yaptı arkadaşlar. Tekrardan şimdi diğer özelliğimize geçelim. Hatta geçmeden önce arkadaşlar bir de sizlere göstermek istediğim sütun silme diye bir şey var. Sütun silme özelliğinde nerede yapalım? Sayfa 2'de yapalım arkadaşlar. Sütun silmek için şöyle. Hatta burayı şöyle kopyalayalım. Şöyle seçelim. Şimdi sütunlarımızı şöyle yapıştırdık değil mi arkadaşlar? Şimdi ESC böyle hızlı bir şekilde. Tamam. Şimdi burayı aldım arkadaşlar. Şu kısmı alıyorum. Şey yapmamak için çok fazla vakit harcamamak için tekrar şöyle yapıştırdım buraya. Şimdi burası ne olacak? Sayfa 2 olacak. Sayfa 2'deki range ne yapsın? Tabii ki de A ve B sütunlarını silsin arkadaşlar. A ve B sütunlarını derken nasıl bir şey yapıyorduk? Yazım tarzımız vardı bizim. A ve B sütunlarını şöyle yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Kolum yazıp nokta kolum evet kolum yazmayalım sadece hatta evet sütunları sileceğiz kolum yazacağız arkadaşlar burada. Şurada yanlış yazmışım ona baktım da. Columns yazdık arkadaşlar. Ardından ne yapıyoruz? Parantez aç kapat çift tırnak çift tırnak ne diyeceğiz? A ve B sütunları A 2 nokta üst üste ne yapıyoruz? B yazıyoruz arkadaşlar. Ardından ne yapıyoruz arkadaşlar? Nokta diyoruz. Nokta dedikten sonra tabii ki de clear yazmamız yeterli olacaktır. Şöyle clear yazdık ve formülümüzü çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi formülü çalıştırdığım zaman ikinci sayfadaki A ve B sütunlarında bulunan veriler ne oldu arkadaşlar? Silindi. Hemen şöyle tekrardan genişletip şuraları şöyle dolduralım. Doldurma işlemini yaptıktan sonra
çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi A ve B sütunlarındaki işlemler silinmiş oldu. Şuraya satır yazarsanız aynı şekilde, yani rows yazarsanız satırlar da silinecektir arkadaşlar. Yalnız satır yazdığınızda A ve B değil, hangi satır aralığını istiyorsanız o satır aralığını yazmanız yeterli olacaktır. Örnek veriyorum. 1 ile 3. satırı ben aralığını silmek istiyorum. Bunu işte 3, 2 nokta üst üste 5 yazarsanız bu ikisinin arasındakiler silinir. Geri kalan silinmez arkadaşlar. Şimdi hemen diğer örneğime geçmek istiyorum. Clear format. Clear formatı sayfa 1'de yapacağız. Sayfa 1'de ne yapacakmışız? Şu kısmı alacağım. Kopyala dedim. Şuraya yapıştıralım. Şimdi sayfa 1'de neyi değiştireceğiz biz? Buranın formatını değiştireceğiz. O zaman ne yapıyorum? Şuralara hemen B yazıyorum arkadaşlar. Buralara B yazdım. B yazdım. Evet. Sonra ardından sonuna ne yazıyoruz? Clear formats yazıyoruz arkadaşlar. Değil mi? Formats yazdık. Şimdi tekrardan hem şuraları da bir dolduralım. Bütün kod çalışsın. Evet. Bunlar da böyle olsun. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burayı temizledik. Buranın sadece biçimini temizledik. Ne sayesinde? Clear format sayesinde. Formatı temizle. Değil mi arkadaşlar? Bu işlemi yapmış olduk. Şimdi diğer verilerimizi sildik, sayfamızı temizledik ve delete kodundan bahsedelim arkadaşlar. Delete kodunda kullanımı gayet basittir arkadaşlar. Hemen şuralara ben bir verilerimi doldurayım. Şu şekilde. Bir de buradan alayım. Şöyle. Şu üst satırda boş kalmış. Burayı sileyim. Şöyle bir tablom olsun. Öncelikle ben ne silmek istiyorum arkadaşlar? İşte A sütununu silmek istiyorum. Şimdi A sütununu silerken bir de A sütununu sildiğimi anlayabilin diye şöyle bir renklendireyim arkadaşlar A sütununu. Şimdi hemen ne yazıyoruz biliyor musunuz? Direkt columns yazıyoruz. Geçen dersimizde görmüş olduğumuz vardı ya. Onu yazıyoruz arkadaşlar buraya. Columns yazıyoruz. Sonra ardından arkadaşlar hemen parantezi aç kapat yaptım. Çift tırnak. Sonra A dedim. Tabii büyük harfle A dedik. İki nokta üst üste bir daha A dedik arkadaşlar. Yani A sütununu seçmiş olduk burada. Ardından ne yazıyoruz? Tabii ki de kodumuz olan delete işlemini yapmış olduk arkadaşlar. Hemen çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi A sütunu gitti arkadaşlar. Bununla beraber bir de rows var arkadaşlar. Rows'u da şu şekilde kullanıyoruz. Hemen göstereyim. Rows'u da şu şekilde kullanıyoruz. Buraya geldiniz arkadaşlar. Mesela 1 ile 5, değil mi? Birinci satırdan beşinci satıra kadar olan verileri sil. Sil dedik arkadaşlar. Sonra burada nokta tabii ki de delete dememiz gerekiyor. Şimdi pardon, şurada program çalışıyor. Rows delete nokta delete. Çift tırnak içerisine almayı unutmuşuz. Evet, bazen böyle şeyler olabiliyor. Çalıştırdığımızda görmüş olduğunuz gibi A sütunu yine gitti. Verilerimiz 5 tanesi silindi ama ne oldu? Satırlar silindiği için arkadaşlar veriler yukarıya kaydı. Bunu arkadaşlar şöyle yapabiliriz isterseniz. Mesela ne yapabilirsin? Range dedin. Range dedin. Range dedikten sonra arkadaşlar. Range dedikten sonra mesela ne yapalım? Biz A1'den B3'e kadar. Değil mi? Çift tırnak. Nasıl yazıyorduk? A1. 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 İki nokta üst üste. A3'e kadar demiştik. A3'e kadar, A4'e kadar olan verilerin nokta delete, nokta delete diyelim. Nokta delete diyelim. Ardından arkadaşlar x ile to left dediğimiz bir kod kullanacağız. Bu ne demek arkadaşlar biliyor musunuz? A1'den A4'e kadar hücreleri sil ve sola sürükle. Değil mi? Bunu aynı şekilde ne yazabilirsin?
Delete x ile up dersen A1'den A4'e kadar olan verileri sil ve yukarı sürükle işlemleri yapılabiliyor arkadaşlar. Ardından şöyle x ile to yazdık arkadaşlar. Sonra left diyoruz. Burada şöyle çok fazla aralarda büyük harfler, küçük harfler. Left var arkadaşlar. Şöyle geldik. Çalıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi verilerimiz bu şekilde silinmiş oldu. Üstteki 1, 2, 3, 4'ü görüyorsunuzdur umarım. Orada bir boşluk var. Önceden ne oluyordu? Boşluk olmuyordu. Kendisi otomatik yukarı kaydırıyordu. Şimdi böyle değil. Direkt olduğu gibi o satırı siliyor ve yukarı kaydırmıyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle iyi günler dilerim. Bu arada bir sonraki ders kes kopyala yapıştır metotlarını kullanacağız.